Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mikro iktisattan genel denge konusunu işleyeceğiz. İlk olarak genel dengenin ne olduğunu söyleyebiliriz. Genel denge tüm girdi ve çıktı piyasalarında arz ve talep eşitliğinin eşanlı olarak sağlandığı durum olarak karşımıza çıkmakta. Bu düşünce özellikle 18. yüzyıldan sonra fizyokratlarda Dr. Kuzney'in ortaya attığı bir analize dayanıyor. Genel olarak baktığımızda genel dengeyi savunanların kimler olduğunu düşünürsek, bakın slaytımızda görüyorsunuz. Walras, Pareto, Arrow, Debreu ve Edgeworth olarak söylenebilir ki bunların genel dengeye farklı farklı alanlarda katkı yaptığını birazdan görebileceğiz. Bunun dışında genel denge tanımlanması gerekirse ekonomideki üretici ve tüketicilerin eş anlı olarak dengeye gelme durumudur. Burada hem üretici hem de tüketicinin aynı anda dengeye gelmesi aranmakta. Ancak kısmi denge dediğimiz Marshall'ın önderliğini yaptığı denge analizi ise ya tüketicinin dengeye geldiği durumda üretici dengede değildir ya üretici dengede ise tüketicinin dengede olmadığını söyleyebiliriz. Hemen şurada daha önce kendinizlerde bahsetmiştik. Kısmi denge analizinden zaten konuştuk. Tek tek incelediğimiz tüketici dengesine bakmamız, daha sonra üretici dengesine bakmamız bunlar kısmi denge analizini gösteriyordu. Bu bölümde ise genel denge durumunu konuşabileceğiz. Varsayımları var. Öncelikle önemli olan yerlerinden bir tanesi nelerdir ona bakalım. Ekonomide X ve Y gibi ya da X ve Y gibi iki mal olmalıdır. A ve B gibi iki tane tüketici olmalıdır. Ve emek ve sermaye gibi iki tane girdi olmalıdır. Biz buna 2 çarpı 2 çarpı 2 kuralı diyoruz. 2 mal, 2 tüketici, 2 girdi olarak karşımıza çıkmakta. Gerek girdi gerekse mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir. Bu da önemli bir detay. Tam rekabet koşullarının geçerli olduğunu görüyoruz. Emek ve sermayenin fiyatı bütün üreticiler için aynı. X ve Y mallarının fiyatı ise bütün tüketiciler için aynıdır. Yani burada fiyatları biraz daha analizin dışında bırakıyoruz. Önemli koşullardan biri tam istihdam koşulları vardır. Bunlar neoklasik iktisatçı olduğu için temel itibariyle tabii ki klasikler gibi tam istihdama inanmaktalar. Ondan tam istihdam varsayımını yapıyorlar. Üretim ve tüketim aynı yerde, burası önemli, ve aynı zamanda yapılmaktadır. Belli bir dönemde üretilen malın tamamı o dönemde o ülke bireyleri tarafından tüketilmektedir. Burada artık malın özellikle şurada söylediği gibi olmadığını, ekonomi dışa kapalı bir ekonomi olduğunu söylüyoruz. Yani dış ticaretin yani ithalat ya da ihracatın olmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Son varsayımımızda ise ekonomide dengeyi değiştirecek ya da piyasa başarısızlığı dediğimiz şeylere sebep olacaklardan bir tanesi olan dışsallıkların olmadığını söyleyebiliriz. Toplamda bu durumda 5 tane varsayımımız bulunmakta genel denge analizi yaparken. Devam ettiğimizde Pareto Optimalite kriteri var ki bu kriter sınavda, KPSS sınavında en çok sorulan yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Bundan dolayı oldukça önemli. Bakalım neymiş? Başkalarının refahını azaltmaksızın bazılarının refahını arttıran her türlü değişiklik toplumun refahını arttırır. Başkalarının refahını azaltmadan bir bireyin refahını arttırmak mümkün değilse optimalite yani istenilen dengeye gelinmiş bulunuyor arkadaşlar. Bir daha üstünden geçersek, başkalarının refahını azaltmadan bir bireyin refahını arttırmak mümkün olmadığı durumdur. Bu durumda optimalite kriterine ulaşmış oluyoruz. Refah ekonomisi dediğimiz kısımsa son kısımda tekrar karşımıza çıkacak. Birbirine alternatif olabilecek birden fazla ekonomik durum arasında hangisinin toplumsal açıdan en uygun olduğunu araştırır. Ve burada belirlediği seçenekte Pareto optimalite kriteridir. Yani Pareto optimalite kriterine yaklaştığı zaman refah ekonomisinde elde ettiğini ya da refah ekonomisine yaklaştığını söyleyebiliriz. Refah ekonomisi özellikle sınavda karşımıza soru olarak gelmesi açısından oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Bir sonraki slaytımızda artık tüketiciler arasındaki dengeyi ya da mal piyasasındaki dengeye bakıyoruz. Bu dengeyi anlatırken iki bireyin olduğunu söylemiştik daha önce. İki tane mal olduğunu söylemiştik ve özellikle bunları anlatırken Edgeworth kutu diyagramlarını kullanacağız. Birazdan karşımıza çıkacak. Her iki tüketicinin orijine göre dış bükey olan farksızlık eğrilerine sahip olduğunu biliyoruz. Daha önce kendimizlerimizde varsayıyoruz. Tam rekabet koşulları altında malların fiyatları her iki tüketici için de aynı olacağından
bütçe doğrusunun eğimi her iki tüketici için de aynı olacaktır. Yani bütçe doğrusunun eğimini Px bölü Py diye söylemiştik hatırlarsanız. X malın fiyatı bölü Y malın fiyatı. İki tüketici için de malların fiyatları aynı olduğu için tüketiciler açısından bütçe doğrusunun eğimi aynıdır sevgili arkadaşlar. Bir sonraki durumda analizi gösterebiliriz. Bakın A tüketicisinin durumunu bize gösteren, parçası gerisi ve bütçe doğrusu arasındaki dengeyi veren şuradaki noktadan bahsediyoruz. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. B tüketicisi için baktığımızda ise aynı şekilde D noktası, denge noktası olarak geçiyor. Şöyle söylenebilir. A tüketicisi olan parçası gerisi ve bütçe doğrusunun B tüketicisinin sahip olduğu parçası gerisi ve bütçe doğrusunun birbirleri üzerine ters yönde getirilmesi aşağıda gördüğümüz kutu diyagramını göstermekte. Bakın yukarıdaki yani dörtgenin üst kenarı ve hemen bize göre sağ kenarı B tüketicisini gösteriyor. Yani şurada gördüğümüz analiz eksenleri düşündüğümüzde X malının miktarı ve X malının Y malının miktarı olarak geçiyor. Tam tersi çaprazında kalan yani sol tarafındaki kenar dikdörtgenin ve alt kenar bize A tüketicisinin hemen bizim sol tarafımızda gördüğünüz farksızlık eğrisiyle bütçe doğrusunun kesişimi olan yeri göstermekte. Dikkat ederseniz şuradaki dikdörtgenin içerisinde yer alan çizimler bütçe doğrularını vermekte. Şu şekilde belirtebiliriz. Bütçe doğrusu bu durumdayken B'ye ait olan farksızlık eğrisiyle A'ya ait olan farksızlık eğrilerinin tek bir noktada dengeye geldiği şu gördüğümüz D noktası sevgili arkadaşlar bize iki tüketicinin de dengeye geldiği yeri göstermektedir. Bakın dikkat edersek C noktası şurada. Hemen ilerledik şurada E noktası olarak düşünülebilir. K noktası, F noktası ve G noktası sevgili arkadaşlar. Burada tüketicilerin ikisi de denge durumundadır ve burada önemli bir şey de farksızlık eğrileri sırt sırta verip tek bir noktada teğet olmaktadır diye söylenebilir. Bu noktalardan geçen iki tüketicinin sahip olduğu farksızlık eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktalardan geçen eğriye anlaşma eğrisi adını vermekteyiz sevgili arkadaşlar. Tüketiciler arası anlaşma eğrisidir. Özellikle anlaşma eğrisinin nerede elde edildiği tanım itibariyle KPSS'de sorulan sorular arasında karşımıza çıkmakta. Damgamızı vuralım kısmına baktığımızda bakın dikkat ederseniz EF ve G gibi noktalardan dağılmıştır. Dağılım bu noktalarda iken bir tüketici daha yüksek refah düzeyine çıkmak için ancak diğer tüketicinin refahını azaltma pahasına bunu yapabilecektir diyor. Baktığımızda evet öyle. Eksenlere yaklaştıkça farksızlık eğrisi, örneğin G noktası için konuşalım. G noktasında farksızlık eğrisi B için eksene, sıfır eksenine daha yakınken A için en uzak yerdedir. Burada A'nın daha fazla faydası yüksek. Ancak B'nin de dengede olmasına rağmen daha düşük bir faydası vardır. Ancak bu noktaların hepsinde ister C, ister D, ister E, ister F veya G noktası olsun tümünde sevgili arkadaşlar Pareto optimalite kriteri sağlanmıştır. Yani bu noktalarda birinin refahını azaltmaksızın diğerinin refahını arttırmak mümkün değildir. Bu noktalardan geçen eğriye anlaşma eğrisi ve tüketiciler arası anlaşma eğrisi adını vermekteyiz. Devam ettiğimizde dengenin oluşacağını söylemiştik. Dengeyi şöyle anlatabiliriz. Bakın birinci en iyi teorem dediğimiz kısımla karşımıza çıkmakta. A kişisinin sahip olduğu marjinal ikame oranıyla ki bunun açılımını görüyorsunuz. B kişisinin sahip olduğu marjinal ikame oranı birbirine eşittir. Bu önemli bir şey. Burada açılımlarını tekrar vermiş ve asıl önemlisi de malların fiyatları iki tüketici için de aynı olduğundan dolayı bütçe doğrusunun eğimi de eşittir. Eğer bu eşitlik sağlanmışsa A kişisinin marjinal ikame oranı, B kişisinin marjinal ikame oranına eşit. Bu da X ve Y malların fiyatlarının bölümüyle elde edilen bütçe doğrusunun eğimine eşitse Pareto optimalite kriteri sağlanmış oluyor. Bu bize tüketiciler arasındaki dengeyi göstermekte sevgili arkadaşlar. Pareto optimal noktalarda tüketicilerin birinin refahını azaltmadan diğerinin refahını arttırmak mümkün değildir ya da arttırılamaz olarak söylüyoruz. Devam ettiğimizde aynısını eğer biz üretici için düşünürsek, üreticide de bu sefer iki tane girdi ve iki tane mal üretildiğini düşünüyoruz. Bakın dikkat ederseniz Y malı hemen yukarıdaki köşegende.
Alt köşegenle yani sol tarafta ise X malın üretildiğini görüyoruz. Kullanılanlardan bir tanesi dikkat edersek yine şurada. S sermayeyi temsil ediyor. E de emeği temsil etmekte. D1 noktası olsun, D2 noktası olsun yahut D3 noktası olsun. Bu noktaların hepsinde sevgili arkadaşlar üreticiler dengeyi sağlamıştır. İki malın üretiminde kullanılan girdi miktarı açısından konuşuyoruz. Biraz sonra matematiksel olarak da göstereceğiz. Burada dengenin sağlandığını söyleyebiliriz. Bu denge noktalarından geçen eğriye bağıt eğrisi adını veriyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Bu da üreticiye ait olan eğrinin ismidir. Bağıt eğrisi. Tüketicininkini anlaşma eğrisi olarak söylemiştik. Örneğin D4 noktasına baktığımızda D4 noktasında Pareto optimalite kriteri sağlanmamıştır. Yani D4 noktasından üreticiler ya daha farklı olan bir dengenin sağlandığı D3 noktasına doğru gidebilir ya da D4 noktasından duruma göre D2 noktasına doğru hareket edebileceğini söyleyebiliriz. D4 noktası denge noktası değildir ama D1, D2 ve D3 noktaları denge noktası olarak karşımıza çıkmak. Bunu matematiksel olarak göstermek istersek, matematiksel göstermek istediğimizde X malının marjinal teknik kâme oranının Y malının marjinal teknik kâme oranına eşit olduğu, bunların da girdi fiyatlarına eşit olduğu durumda bizim dengenin sağlanabileceğini söyleyebiliyoruz. İki değişken girdinin belirli bir üretim düzleminin her noktasında bir eş ürün eğrisinin geçtiğine göre bunları X ve Y mallarına ait olanları da bazı noktalarda birbirine teğet olacaktır demiş slaytımızda. D1, D2, D3 noktalarında denge noktaları olduğu görülmekte. Buradan geçen eğriye bağıt yahut mukavele eğrisi adını vermekteyiz. Özellikle de tüketicinin sahip olduğu sözleşme ya da anlaşma eğrisinden daha farklıdır sevgili arkadaşlar. Burada da marjinal teknik kâme oranlarının birbirine eşit olduğu durumdan bahsedebiliyoruz. Eğer ki üretim imkanları eğrisi ya da dönüşüm eğrisinden bahsetmek istersek, dönüşüm eğrisi söyleyebileceğimiz eğer bağıt eğrisi üzerindeki her bir noktanın belirlendiği yerden X ve Y eksenlerine yansımaları çizilmiş olsaydı, yukarıdaki düşündüğümüz bağıt eğrisinin yansımalarını düşünseydik, D1, dikkat ederseniz D2 ve D3 noktalarında dengelerin sağlandığını görüyoruz. Ama D4 noktası az önce de söylemiştik, bir denge noktası değildi. Yani bağıt eğrisinden elde edilen eğri, yukarıda başlık olarak söylediğimiz, bizim de ilk konu içerisinde anlatmaya çalıştığımız üretim imkanları eğrisidir arkadaşlar. Üretim imkanları eğrisi, üreticinin genel dengesini gösteren, üreticinin dengesini gösteren bağıt eğrisinden elde edilmektedir denilebilir. Bakın hemen şurada var. Bağıt eğrisinin mal düzlemindeki görünümünü buluruz. İşte bu eğriye üretim imkanları eğrisi veya dönüşüm eğrisi adını vermekteyiz sevgili arkadaşlar. D1, D2, D3 noktaları yukarıda kutu diyagramında konuştuğumuz noktalar burada üretim imkanları eğrisinde kendini göstermektedir. Peki refah ekonomisi nedir? Pareto değer yargısının sağlandığı yerde demiştik. Bir toplumda başkalarının refahını azaltmadan bir bireyin refahını arttırmak olanaksızsa Pareto optimum sağlanmıştır ve refah ekonomisinin ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Eğer ben az önce tek konuştuğum gibi tüketici için bu sağlanmışsa, üretici için yoksa kısmi denge, üretici için sağlanmıştı, tüketici için sağlanmamışsa yine kısmi denge. Eğer ikisi için aynı anda sağlanmışsa genel denge durumundan bahsedebiliriz. İkinci en iyi teorem dediğimizde Pareto optimumu ve genel denge koşullarının gerçekleşmemesi durumunda. Gerçek yaşamda karşılaşılan dışsallıklar nedeniyle kaynak dağılımında uygulanan politikalarda Pareto optimumuna yaklaşmaya çalışılmasıdır sevgili arkadaşlar. Burada özellikle Pareto optimumunun olmaması ve genel dengenin ortaya çıkmaması durumu var. Bu duruma biz ikinci en iyi teorem adını vermekteyiz. Yani Pareto optimumu olsa birinci en iyi teoremdi, refah ekonomisiydi. Ancak bu gerçekleşmiyor. Dışsallıklar ve genel denge olmuyorsa o zaman ikinci en iyi teoremin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili sorularımıza baktığımızda 4-5 tane sorumuz var. Konunun arkasında çözebileceğimiz. Onlara bakalım. Diyor ki Marshall'ın iktisat teorisine yapmış olduğu temel metodolojik katkı, burası önemli, metodolojik katkı aşağıdakilerden hangisidir? Aslında özdeşleşme şöyle, genel dengeyi Walras diye hatırlıyoruz. Kısmi dengeyi de Marshall tarafından hatırlıyoruz. Marshall'ın yapmış olduğu temel katkı kısmi denge analizinin ortaya çıkması sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Metodolojik katkı olarak yani teoriye katkısı olarak, temel katkı olarak karşımıza çıkmakta. İkinci sorumuzda genel denge analizini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? Üreticilerin ve tüketicilerin eşanlı olarak
dengede oldukları durumu dikkate alan durum genel dengedir. Genel dengenin incelenmesinde de A şıklında geçtiği gibi Walras'ın olduğunu söylememiz yanlış değil. Üçüncü sorumuzda, iki bireyden meydana gelen bir ekonomide kişilerden elde ettikleri fayda düzeylerini gösteren sözleşme eğrisi üzerindeki noktaların geometrik yerine ne at verilir diye söylemiş. Bakın sözleşme eğrisi üzerindeki noktaların geometrik yerine ne at veririz diye söyleniyor. Burada önemli olan şu, bireyler olduğu için, tüketimden bahsettiği için tüketiciyle alakalı bir durum. Buna fayda olanakları eğrisi adını vermekteyiz. Nasıl? Az önce konuştuğumuz üretici dengesinde bağıt eğrisinden üretim olanakları eğrisi elde edilirse, tüketici eğrisinin noktalarından, sözleşme eğrisinin noktalarından da fayda olanakları eğrisini bulabilmekteyiz sevgili arkadaşlar. A ve B gibi iki bireyden oluşan bir sonraki sorumuzda ekonomide marjinal ikame oranı, bakın burası önemli, marjinal ikame oranı A için X'ye mallarının, malları demesi önemli, marjinal ikame oranları B kişisi için marjinal ikame oranı yine X'ye mallarının marjinal ikame oranı. Maldan bahsettiği için X'ye de A ve B gibi iki kişiden bahsettiği için biz buna daha sonra da tüketici dengesi olduğunu söylememiz yanlış değil. Tüketici dengesi üzerine bahsediyoruz. Tüketici dengesi bahsediliyorsa o zaman bizim arayacağımız şey X, A kişisinin marjinal ikame oranıyla B kişisinin marjinal ikame oranlarının birbirine eşit olduğu, bunların da X ve Y mallarının fiyatlarına eşit olduğu durumu aramamız gerekiyor. Bakalım. Dikkat ederseniz şıklar arasında W bölü R deyip girdi fiyatlarını karıştırmaya çalışmış. Edirne şıkkını alamayız. Burada yine baktığımız zaman eksik olan şey B şıkkında. B'den bahsetmemiş. Sadece marjinal ikame oranı X'ye demiş. Onu da alamayız. A ve B'nin birinde marjinal ikame oranını, diğerinde ise teknik ikame oranı demiş. Ondan dolayı C de yanlıştır. A şıkkında marjinal ikame oranı A için, marjinal ikame oranı B için diye göstermiş. Yalnız şöyle bir fark var dikkat ederseniz. Bu notasyon çok önemli. A kişisinden bahsederken X, Y malı eksenlerine yazılmış. Ancak B kişisinden bahsederken Y, X olarak demiş. Ondan dolayı bunu da alamayız. Yani buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. A kişisinin marjinal ikame oranı B kişisinin marjinal ikame oranına eşittir. Bu da X ve Y mallarının fiyatlarının oranlarına eşit olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Son sorumuzda bahsedebileceğimiz şöyle bir durum var. İşte gördüğünüz gibi bu çizimde ne vardır? Ya da bu çizimde işte ZZ aralığındaki DD1, D2, D3 noktalarından geçen eğriye ne at veriliyor? Bakın dikkat ederseniz şurada eksenlere hemen bakıyorum. X malı ve Y malı var. Köşegenlerde ise A kişisi ve B kişisinden bahsediyoruz. Eğer mallardan, mal kullanımları üzerinden de anlatılıyorsa denge, tüketici dengesi olduğu söylenebilir. Tüketici dengesi ise tüketici dengelerinden D1, D2, D3 gibi noktalardan geçen bir eğriden bahsediyorsam, deniz şıkkında gördüğümüz gibi anlaşma veya sözleşme eğrisi olduğunu söylememiz mümkün sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu soruyla birlikte genel denge analizi konusunun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar esen kalın.